Efendim iyi akşamlar. Bir pazartesi akşamı yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor. İzmir'deki o hazin gece şu anda da devam ediyor. Ve yüreklerimizi burkan bir sahneler halen devam ediyor. Can kayıplarımız var. Ne diyeceğimizi bilemiyorum. Rahmetle anıyoruz ölenleri. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ama maalesef işte doğa. Onunla mücadele edilemiyor belli bir yerde. Belli meseleler çözülemiyor. Dileyelim ki bu son olsun. Büyük felaketlerle bir daha karşılaşmayalım. Evet, yorumcularımız da stüdyodayız. Bizim stadyuma başlıyoruz. Ayhan Akbin, hoş geldin. Hoş bulduk. Ve bu akşam yine önemli bir teknik adam, önemli futbolunda ismi olan bir teknik adam bizlerle birlikte. Giray Hocam, Giray Bulak Hocam. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam, deprem olduğunda Kuşadası'nda mıydınız? Sizin orada eviniz var. Yani 3 aydır Kuşadası'ndaydım ama Perşembe günü İstanbul'a geldim. Cuma günü orada da deprem oldu. Ben de ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabırlar diliyorum, metanet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Çünkü 99 depreminde ben de Sakarya'daydım. Orada vakıf otel vardı. Sakaryaspor'u çalıştırırken ben de gölden çıkmıştım. 3-5 kişi de kurtarmıştım otelde. Öyle mi? Evet. Orada büyük 99 depremi. 99 depreminde evet. Sakaryaspor'da. Ayhan, sen 99 depremi tabii son önemli hatırladığımız. İzmir'de de bu deprem gerçekten insanın bir yerde çaresizliği, yani yapacak bir şey kalmıyor. Evet. Ama toprak altındakilerin çıkartılması, bebelerin çıkartılması, bunlar da sevincimiz, moralimiz oluyor, mutluluğumuz oluyor. Ama diyelim ki ölü sayısı artmasın. Ağladık. Yani o sahneleri görüp de gözleri dolmayan, ağlamayan bizden değildir. O küçük 3 yaşındaki kız çocuğunu kurtaran itfaiyeciyi dinlediniz, seyrettiniz mi? Evet. Yani çok duygusal ya. Yani seyredemedim yani onları. Düşünsene onun annesinin, babasının mutluluğunu, önce çektiği acıyı sonra mutluluğu. İnanılır gibi değil. Evet. Evet. Allah herkese yardım etsin. Dileyelim ki can kayıpları artmasın. Ve bu da bir de bize böyle acılı günler yaşatmasın. Bir de bir hemşire kız vardı. O da bir çocuk, abla beni bırakma dedi. O da anlattı. Acayip şey. Kardeşimi kurtarır gibi hissettim falan dedi. Yani çok önce hiçbir şey yoktu. Yani ölü sayısı her gün arttı falan. Büyük, çok daha fazlası olabilirmiş yani. Yani tabii şöyle bir şans, belki gündüz olması, gece olsa daha, mesela 99 depremi gece yakaladı, evet, hepimizi. O da önemli bir olaydı. Diyelim ki işte bu doğal afetlerin önüne geçilemiyor. Bilmiyorum. Teknik ne kadar ilerleyecek, ne kadar önceden haberi olacak insanların. Evet, bu deprem acılarını sarmaya devam ediyoruz ülkece. Ve önemli kayıplar da verildi. Bu arada Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden Yalçın abi, Yalçın Granit'i kaybettik. Onu da kederli ailesine buradan başsağlığı dileyelim. Önemli bir isimdi Türk basketbolu için. Gerçekten Fenerbahçe TV'de çalışan Dilay kardeşimizi, kız kardeşimizi diyelim, onu kaybettik. Onun da kederli ailesine başsağlığı dileyelim. Kötü bir hafta. Diyelim ki son olsun. Ve de biz tabii ki hayat devam ediyor, lig devam ediyor. Bugün 7. haftanın son geriye kalan maçları oynandı. Ve son maçlarında Fenerbahçe Antalya'da 2-1 kazandı. Maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Sivasspor'da deplasmanda Hatayspor evinde Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe maçı izlemeyen, skora bakan böyle zorlandığını falan zannedebilir ama Fenerbahçe inanılmaz bir maç oynadı. Gerçekten müthiş pozisyonlara girdi. Çok pozisyonlar kaçırdı. Ne diyorsun hocam maçın yorumu için? Bir de Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var. Mesela işte ünlü bir yıldız son dakikada girdi, maçı çözdü Perotti. Ne diyeceksin bu kadro? Bu antrenöre avantaj mıdır, dezavantaj mı? Kulübeye bakıyorsun, kulübede de bir başka bir Fenerbahçe var. Bu avantaj mıdır, dezavantaj olur mu zaman zaman? Şimdi biz ilk yarıyı evde izledik. Ayhan'la buluştuk. Yolda bir 20 dakika kaybettik değil mi Ayhan maçın? Evet. Son 25 dakikayı da burada birlikte izledik. Evet.
Yani sürkülerse bir oyun vardı. Ama atılma pozisyonunu izleyemedik. Kırmızı kart. Gördüm onu. Kırmızı kart. Gördüm. Ben gördüm. Yani bence takımına ihanet etti arkadaşlarına. Evet. Hem de gol pozisyonunda yani. Onu da konuştuk. Maalesef böyle birkaç oyuncu bu sene ligde atıldı ve takımlarına çok büyük kötülük yaptı. O anlamda geçen sene düşünebiliyor musunuz? Trabzonspor'un şampiyonluğu böyle bir atılmayla gitti. Alanya'da galiba hiç oyuncu pozisyonunda yokken sırtı dönük oyuncuya taş çizgisinin önünde stoper basıyor. Kırmızı kart görüyor ve Trabzonspor o maçta 2 puan mı kaybediyor? Ondan sonra şampiyonluğu. Evet. Berabere kaldı. 2 puan kaybetti. Yani şimdi oyuncuların dikkatli olması lazım. Bugün bir de var artık. Yani hakem arkadaşın göremediğini kenardan arkadaşlar görüyor, uyarıyor, kırmızı kartı gösteriyor. Yani artık daha saklanacak bir şey kalmadı. Eğer bir art niyet yoksa, kötü niyet yoksa VAR'da veya yönetende yoksa siz yakalanıyorsunuz. O zaman kendine dikkat edeceksin, kollayacaksın kendini. Yani oyuncu çıkıyor, dirseğini kollayacak. Oyuncu ayağını uzatıyor, tabanını kollayacak. Bazen sarı kart veriyor hakemler, ondan sonra işaret geliyor, kırmızı kart diyor. Hocam şimdi şöyle bir genel kanı var. Çok iyi bir kadrosu oldu. Diğerlerinin çok problemli olduğu, rakiplerin geride kaldığı, Fenerbahçe'nin çok kolay bir şampiyonluğa ulaşacağı şimdiden konuşuluyor. Buna katılır mısın yoksa? Yok, katılmıyorum. Çünkü Başakşehir artık toparlandı geliyor. Arka arkaya kaybetmiyor. Galatasaray kötü oynuyor. Benim biraz Galatasaray takımı Ankara Gücü maçında ve ondan önceki maçlarda kötü oynadı. Yani Galatasaray'ı konuşacak olduğumuz zaman bunları konuşacağız. Ama Fenerbahçe iyi bir kadro kurdu. Çok oyuncu aldı. Geniş bir kadro oldu Fenerbahçe'nin. Bana göre iyi de çalışıyorlar. İyi organize oldular. Yani herkes orada bir üç başlık beklerken işte Erol Hoca, Volkan, yarın bugün ne olur? Ha bunu bilemezsiniz. Kulüplerde, büyük kulüplerde dalgalanma çok çabuk olur. Bir mağlubiyet. Bir bakarsınız ki iki oyuncunun kadro dışı kalması. Ki bunlar önümüzdeki haftalarda, günlerde beklenen şeyler. Yani bizim futbolumuzda büyük kulüplerimiz ne Bayern Münih, ne Barcelona, ne Real Madrid, ne Paris Saint Germain, ne Liverpool. Bir bakıyorsunuz ki hemen bir dalgalanma oluyor. Hayda, Galatasaray öne geçiyor bu sefer. Fenerbahçe geriye düşüyor. Niye bir dalgalanma yaşadı? Bunlar geçmişte çok yaşandı. Beşiktaş iyi başladı. Ortada kötü gitti. Şimdi iyi gidiyor. Konuşacağız onu Beşiktaş. Trabzon da geliyor arkadan ama Fenerbahçe çok tempolu oynuyor. Fenerbahçe takımı işte bir defa kenardan ben çok orta yapmasını bir takımın çok isteyen bir hoca değilim. Yani orada artı futbolun oynanmasını çok isterim. Orada pasa dayalı. Biz de ortanın pas Caner olması lazım. Caner mesela bugün inanılmaz ortalar müthiş yaptı. Müthiş ortalar yaptı. Gökhan bir taraftan orta yapıyor. Evet. Caner yani kanatlardan uçtu Fener'de. Bir de Fenerbahçe'nin bir taktiği var. Mesela Tacir'e bile taktik kullanıyor. Kornerde ölü toplarda, duran toplarda taktik kullanıyor. Belki Fenerbahçe hazırlanıyor. Yani bir şeyleri Fenerbahçe çalışıyor. Dolayısıyla işte bu yeni bir kadro, bu yeni kadronun da biraz daha iyi organize olması belki onlara yansıyacaktır. Yani 5 galibiyet, 2 beraberlik mağlup olmadan ligi taşımak, götürmek kolay bir şey değil. Bugünkü saha da çok kötü olmasına rağmen Fenerbahçe yani Antalyaspor'a çok üstündü. Hem pasta hem tabii oyunda. Tabii Fenerbahçe gibi takım 10 kişi oynamak 45-50 dakikada kolay iş değil hocam yani. Değil o da işin başka bir tarafı ama beraberliği de yakalıyorsunuz bu arada yani. Tabii ona rağmen. Bu şekilde de yakalıyorsunuz. Tabii. Ve penaltıdan gol yiyorsunuz. Evet. Yani, 85'te. Evet. Ve mesela son dakika belki de golü atıp orada beraber de bitebilir. Mesela Ersan gerçi offside'di pozisyon ama biraz geriden çıksa Ersan gibi iyi kafacı oyuncular, iyi çıkan oyuncular zaten atar, biraz geriden bir de, çıksa gol evet, yapar. Gol yapardı onu. Altına girdi evet, topun. İşte santrafor evet, görüşü de böyle. Topun altına girdi. Offside'de topun altına girdi. Biraz öne çıkınca top gerisine düştü. Bravo hocam. Ayhan evet. Maçla ilgili bravo. Şunu soracağım sana. Fenerbahçe'nin bugün çok ortalar yapıldığı maçta santraforları Valencia olsun, Samat olsun, diğer oyuncular birkaç kişi olsun. İnanılmaz kafa vuruşları böyle 8-10 metre üstten yukarı gitti. Bu ne vuruş tekniği mi kötü? Zamanlama mı kötü? Neden yani o kadar tam kaleyi bulur diyorsun bir bakıyorsun o
felaket üstten dışarı gidiyor. Hocam, ben de çok farkındayım. Hem zamanlama hataları oldu. Zamanlamayı düzgün yaptılar, kafayı kötü vurdular. Bir kere ben hiç kimseden öğrenmedim. Hiçbir hocam da bana söylemedi. Çünkü hocanın işi kafayı benim nasıl vurmam değil. Onu ben futbolcu kendisi bilecek. Alnınla vuracaksın. Top bu taraftan da ortalandığında alnınla vuracaksın. Mesela şu köşeyle vuruyorlar. Yanlış vuruyorlar. Çeviriyorlar. Tabii çeviriyor. Halbuki top gelecek. Tam hizaya geldiği zaman vurmak lazım. Yani çok beceri isteyen bir şey. Bir de bu günümüzdeki toplar biraz da golün kaçmasına yardımcı çok oluyorlar. Çok sentetik toplar. Evet, çok. Öyle çok, mi? Evet, çok evet. Sentetik toplar. Bir de şey ıslandığında ağırlaşmıyor. Çamurda ağırlaşmıyor. Kaleci için de çok şey. Evet, o tam oturmuyor anında evet, o zaman. Öyle. Geçiyor, teğet geçiyor. Biraz da süratli gidiyor toplar. Evet, evet. Dönerli çok. Gidiyor. Evet, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray Ankara Gücü'nü zor geçti 1-0'la. Ankara Gücü'nün eksikleri vardı. Moralman korona olayından dolayı moralleri bozuktu. Maçtan sonra Fatih Hoca da bazı şeyleri kabul etti. Bakalım hoca 1-0'lık galibiyetten sonra neler söylemiş, bir özetini dinleyelim ve sonra Galatasaray'ı konuşalım. Asıl olan bugün maç öncesi de söyledim. 3 puanı kazanmamız. Galatasaray'ları ben iyi tanırım. Beklentileri çok değişik beklentileri vardır bu konuyla ilgili. Dediğiniz gibi o oyun, coşkulu oyun, daha zengin gol pozisyonları, etkili oyun. Ama bugün esasında zaman zaman da olsa etkili organizasyonlar yaptık. O organizasyonların sonunun gol olmaması mümkün değil bazı pozisyonların. Kaçan puanların telafisi yoktur ama oynanmayan oyunların telafisi olur. Daima yapılabilir. Tabii akılda olmayan oyun içindeki sakatlıklar da değişikliklere zorladı ama nereden baksanız 4-5 tane de net pozisyonumuz var. 3 puanı hanemize koymamızın sevincini yaşayalım. Daha iyi maçlar oynayacağız inşallah. Cagney'e gelince tabii ki beklentimiz daha yüksek. Daha yüksek performans vermeli. Zaten bugün de onun için çıkardım. Yani onu söylüyorum hep, bunların telafisi vardır. Puanların yoktur. Biz de çok gereksiz puanlar kaybettik. 3 puan kazanıp işleri yoluna koymak daha iyidir. Kaybedip işleri yoluna koyacağınıza, kazanıp işleri yoluna koymak çok daha kolaydır diğerinden. İnşallah bunu da çok yaptık. Galatasaray takımı yine yapar. Ama şuraları kayıpsız geçmek önemliydi. Evet hocam, Galatasaray'ı nasıl yorumlarsın? Yani Galatasaray iyi gitmiyor. Yani taraftar da mutlu değil. Galatasaray'ın bir defa iki tane iyi stoperi var. Ama stoperler açıldığında Galatasaray'ın zaten oyun taktiği şu. Yani Taylan libero gibi oluyor. İki stoper bek gibi açılıyor. Bekler açık gibi oluyor. İşte açıklar santrofor oluyor. Üçlü oluyorlar orada. Ortası onlara destek veriyor ve kenar orta. Galatasaray bu taktiği epeydir oynuyor. Ama benim en çok garipsediğim maçta mesela stoperler açılıyor. Kaleciden topu alıyor veya Taylan arıyor. Bütün orta saha bekliyor. Yani stoperler şimdi oyun başlatacak. Yani madem o kadar oyunu risk ediyorsun, önde çoğalacaksın. Topa, oyuncuya, toplu oyuncuya yaklaşma, gözükme, pas alma vardır. Onu alıp oyuna katma vardır. Veya aldıktan sonra dönüp rakibi eksiltme vardır. Yani bugünkü artık orta saha oyununda en önemli şey rakibi eksilten oyunculardır. Yani Ozan'ın bugün formda olmasının tek sebebi dribling yapıp oyuncu eksiltmesi. Bunu yapan takımlar başarılı olur. Ya Trabzonspor bunu şimdi yapamıyor. Sosa ile yapıyordu Trabzonspor takımı. Ömür'le yapıyordu bunu. Adam eksiltiyordu. Galatasaray da şimdi topla dribling yapıp rakibi oyundan düşürecek oyuncu kalmıyor. Ankara Gücü de çekiliyor geriye. Savunma ağırlıklı oynuyor. Galatasaray ağlıyor. Galatasaray adam eksilten oyuncusu. Yani dolayısıyla sizin alan değiştirmeniz lazım. Toplu oyuncuya yaklaşmanız lazım. Ve ona göre öne hareketlenmeniz lazım. Çünkü arkadan oyuncu alıyor topu, bekliyor. Ne yapıyor bu sefer? Uzun oynuyor öne. Cagne de bir şey yapmayınca Galatasaray takımı durdu. Pozisyon bulamadı. Rakip daha net pozisyonlar buldu Ankara Gücü. Özellikle
sağ taraftan taşıdığı pozisyonlar vardı. Ama yani Ankara Gücü'ne 1-0 galip geliyorsunuz ama taraftarınızı mutsuz ve umutsuz ediyorsunuz. Ayhan, bir şey soracağım. Senin mevkidaşın sayılır. Sen de Galatasaray'ın eski santraforusun. Bu Çakney'i bize anlatsana kısaca. Ne abi bu Çakney? İyi oyuncu mu, kötü oyuncu mu, pas mı alamıyor, yoksa balon mu? Yani Çakney ne abi Çakney? Yani ben de pek onu tercih etmem yani, eğer Galatasaray'ın hocası olsam. Falco'yu peki nasıl bu kadar para verip alındı bu adam ya? Abi işte bu futbol çok göreceli bir şey. Bir de ülkemizden alındı yani. Evet. Evet. Yani bir Kasımpaşa'dan alındı. Şimdi Cagney'nin en kuvvetli olduğu yanı kafa toplarında, biraz da zaten boyu uzun. O da hep sağdan soldan orta gelsin. Kafa golü atmayı istiyor. Şunu hiçbir zaman yapmıyorlar. İlle de bir markajdan kurtulması lazım. Bir çık, bir alışveriş yap, ver, geri oyna. Yani ben oynarken bir müddet orta saha olurdum. Bir müddet sağa çık olurdum. Bir müddet sola çık olurdum. Bir müddet derken yarım saat orada değil. Bir dakika bir yer değiştirirdim. Oyuncular kendi aramızda yer değiştirirdik. Hiçbir şey yapmıyor. Topa dokunmuyor. Sadece ceza sahasının içinde oralarda top gelirse bir şey yapacak gibi etkisiz oynuyor. Bir takımın bir numaralı oyuncusu santrafordur. Defalarca biz birlikte yaptığımız programlarda da söyledim. Oynarken de böyle söyledim. Bunun aksini de iddia edenlerin de karşısında olurum. Abi eğer santraforsan, hiçbir şey yapmıyorsan, bir alışverişte yoksan, sadece sana getirip asist yapacaklar, boş kaleye gol atacaksan, o zaman santrafor falan değilsin. Saracı'ya yazık ya, sakatlanana kadar 50 tane atak yaptı, orta yaptı. Hocam senin söylediğine şöyle ilave yapmak istiyorum ayrıca katılmakla birlikte. Biz üçümüz şu anda da burada konuşuyoruz. Dışarıda bir yerde oturuyoruz, konuşuyoruz. Benim değerlendirmem şöyle oluyor. Bütün futbol takımlarının orta saha oyuncuları için. Ben şuna bakıyorum hocam. Gol attı mı bugün? Tufan attı. Ozan Tufan golü attı. Evet. Tamamdır abi. Benim için yeterli. Gol atamadı mı? Gol pası verdi mi? Vermişse eğer, attırmışsa gol pası vererek orta saha oyuncusu, o 3 orta sahadan veya 4 orta sahadan bir tanesi. Gol pası verdi. İyi. Gol attı. İyi. Gol atmaya teşebbüs etti. Şut attı. 3 tane şut attı. Benim için tamamdır. Gol yedirmedi. Bir de yaptı mı tamam abi işte. Şimdi mesela bizim Galatasaray'da Taylan var. Bir de şey. Emre. Yok. Ömer. Bayram. Öbür Etebo. Etebo. Abi bir tane şut attılar mı? Hayır. Hangisi şut attı gördünüz mü? Yok. Gol pası verdiler mi? Yok. Gol attılar mı? Atmadılar. Ne yapıyorlar? Sadece alanlarını savunuyorlar. Rakipten top almaya çalışıyorlar. Ve stoperlerin arasına girip top alıyorlar. Rakip kaleye çok uzaktalar. Kendi sahalarında alıyorlar topu. Abi ileri koş, alsana topu. Senin önündeki rakip orta sahaların arkasında alsana, ben bir göreyim bakayım ileri koşu yaparak. Geriye destek oluyorlar. Yani takımına bir futbolcunun mesela orta saha oyuncularının destek olması için, takımına, kendi takımının arkadaşlarına destek olması için ileride, rakip kaleye yakın bir yerde pas alırsan bunun adına ileri destek diyor. Eğer kendi kalene doğru yaklaşıp senin üstünde hiçbir baskı yokken pas alırsan da geride destek, ki bu hiçbir şey yaramıyor. Bunlar böyle bir şey yapıyorlar ve maçı seyrediyorum televizyondan. Fatih Hoca hop oturdu hop kalktı son dakikalar. Abi 1-0 maç, dandi atam kaçırdılar da zaten. Attı mı 1-1 biter bak. Ne diyor? Kazasız belasız. O arada kalecinin geçti. Büyük bir hatası, lağbaliği evet, var. Okan'ın. Evet. Değil mi? Tabii. Ya şimdi. Ya sonra diyorlar ki işte büyük takım kalecisi olunmuyor filan. Büyük takım kalecisi işte orada o hareketi yapmayacak abi. Yapmayacak abi. Sadece büyük takım oyuncusu olarak değil. Yapmayacaksın. O hatayı yapmayacaksın. Ya yapmayacaksın. Yani hata da değil bir o. Lağbalilik işte. O. Yani bir topu kornere atabilirsin, taca atabilirsin. Hayır, peşinden de aldığı pozisyonda çok kötü. Ben bir muhabirlik döneminden bir olay anlatayım. Fenerbahçe teknik direktörü Stankovic rahmetli. Fenerbahçe'nin liberosu da şampiyon yaptı. Libero da Alparslan Eratlı. Yani Türk futbolunun
önemli bir efsane oyuncularından biri. Bin sene bizi, 1978 mi? Herhalde o civarlarda. 78-80 falan. 80 herhalde. 80. 79. Ben çocuktum. 80-81 falan. Ben de yeni muhabirim yani. Kadıköy'de bir maç var Fenerbahçe'nin. Stankovic idmanlarda derdi ki stoperlere, liberolara. Bu topu ceza sahasına geldiği zaman burada incelik istemiyorum. En yakın yerden tribüne atacaksın topu derdi. Burada şey olmaz. Yani numara olmaz bu. Affetmezler. Evet. Alparslan abi de bizi dinliyorsa kulakları çınlasın. Alparslan abi de bir top aldı böyle Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu stadında. Böyle bir variyete yapayım dedi. Topukla mopukla filan. Ama kale tam Yaşar da kalede. Orada yakışıyordu ama. Yakışıyordu. Yani. Topu tabii orada çaptırdı, bir şey yaptı, kaptırdı. Adam da boş kaleye vurdu 1-1. Topu Yaşar kaleden çıkartıyor topu. Ağlardan çıkartırken yan taraftan, o zaman elektronik şey yok, 5 numara kalktı abi. Dışarı. Alparslan'ı dışarı aldı. Takımın kaptanı, 1 numarası Stankovic. Yani demek istediğim şu, orada dediğin gibi Alparslan gibi oyuncuyu dışarı aldı orada. Hiç affetmedi. Çünkü daha önce uyarmış seni defalarca. Şimdi orada kaleci topu kaldı. 1-1 bitse Galatasaray belki de yani lig yarışı için çok ağır bir darbe alacak. Tabii canım, hoca bütün yorumlarına aynen ben de katılıyorum. Fatih Hoca'yı dinledik ya. Evet. Diyor ki yani kötü oynarken de bu maçı kayıpsız geçtik. Puan kaybedip iyi oynamaya başlayamayacağımıza puanı da alıp daha sonra iyi oynayabiliriz diyor. Buraları böyle geçeriz diyor. Bir de bir şey daha bu konuştuğumuz konulara çok uygun. Sosa'yı oyundan çıkarıyor diyorlar ya. Evet. Şey Erol Bulut. Bugün de çıkardı. Bugün de çıkardı. Aslında görsem tebrik edeceğim. Buradan da ediyorum. Erol Bulut'u. Siz Trabzonspor Kasımpaşa maçını izledin mi hocam? Evet. Mbake maçı kaybettirdi. 2 gol attı. Aldığı bütün topları Trabzonspor galipken 3-1 iken dalga geçer gibi gidiyor, kaptırıyor. Trabzon'a atak oluyor. Gidiyor, kaptırıyor. Trabzon'a atak oluyor. Şimdi 2 gol atmış bir oyuncuyu oyundan çıkarmak da yani zor. Biraz zor. Zorsa maçı kaybediyorsun abi. Şimdi benim için hiç tuhafıma gitmiyor. Hiç gitmiyor. Mesela Giroy Hocam da dedi, üç başlılık falan. Evet, bir yanda öyle oluyor ama artık herkes çok akıllı. Yani bu üç başlılık işleri falan. Onu biraz falan, sonra konuşacağız. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yani, toplantısına gideceğiz. Herkes Ali Koç'un sayın alanını bilirse açıklamada. Öyle değil mi hocam? Herkes alanını... Ortak iş, evet. Eğer ortakları iyi anlaşabiliyorsa çok güzel bir iştir, çok rahat bir iştir. Evet. Ama anlaşamadığın zaman da lanet. Mesela biz anlaşabiliyor yani. Muyuz? Biz aranızdayım. Aranızdayım. Evet. Biraz sonra bir reklama gideceğiz. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra bir ayrı yoğun bir gündemimiz var. Beşiktaş'ı konuşacağız. Konyaspor Başakşehir maçı var. İlginç bir maçtı. Onu konuşacağız. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe getirilişi var. Ve bir de en önemlisi, daha ligin 7. haftasında 4 tane teknik adam gitti. Yani ya gönderdiler ya istifa ettiler. Önemli, onları da konuşacağız. Neden geliyorlar, neden gidiyorlar ve bana göre de 1-2 tane de yolcu var önümüzdeki haftalarda. Onu da geçen hafta da söylemiştim. Yani isim olarak da biraz sonra söyleyeceğim. Neden alındıklarını şaşırmıştım ben, nasıl teknik direktör olur diye. Kötü de bir tablo çiziyorlar. Ama bunların hepsini reklamlardan sonra konuşalım diyoruz ve kısa bir ara. Evet, bizim stadyon devam ediyoruz ve Beşiktaş'ı konuşacağız. Sergen Yalçın'ı dinleyerek başlayalım. Bakalım Sergen Hoca da 1-0'lık Malatya galibiyetinden sonra neler demiş, bir dinleyelim. Kazanmak tabii ki şu anda ihtiyacımız olan bir şey. Onun için 3 puan almak çok önemliydi bizim için. Yani en azından moral olması açısından, ileriye daha pozitif bakmamız açısından çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuna gelince çok savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Çok fazla kendi sahasında bekleyen, savunma yapan
Bizi çok zorlayacak bir rakibe karşı oynadık. Aşmak için mutlaka gol bulmak zorundaydık. Zaman zaman pozisyonlar bulduk ama ikinci yarıda attığımız gol oyunu kazanmamızı sağladı. Şu anda ideal 11'imizi kuramıyoruz gibi görünse de oynayan oyuncularımızın hepsi bizim kadromuzun içinde olan ve oynama ihtimali yüksek olan oyuncular. Bence ideale yakın bir kadroyla oynuyoruz. İşte bu kadroya katılacak Josef yok, Enkudu yok, Gökhan Töre yok, Hasic yok. Onlar da kısa sürede takıma katılacaklar. Tam bütün oyuncularımız katılırsa, bütün oyuncularımız hazır olursa doğal olarak rekabet ortamı daha farklı olacak. Daha alternatif bir kadro olacağız. Elimizde hamle yapabileceğimiz fazla oyuncu olacak. Bu da oyun içerisinde belki bizi daha da rahatlatır oyun oynanırken. Hamleleri çok daha farklı yapabiliriz ama şu anda mevcut kadromuzda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün Oğuzhan'ı kullandık. Devamında Mensah'ı kullandık. Adem'i kullanamadık ama bundan sonra Adem'i kullanmayacağız anlamına gelmiyor bu. Tabii ki yetenekli bir oyuncu, bizim için önemli bir oyuncu. Ne zaman bizim istediğimiz seviyeye gelirse fizik olarak, istek olarak, güç olarak o randımanı alabileceğimizi düşündüğümüz zaman Adem Mensah da olacaktır ama şu an için düşünmüyoruz. Orada alternatif oyuncu çok fazla çünkü. Orta sahamız biraz kalabalık. Atiba var, Josef var, Dorukhan var, Mensah var, Oğuzhan var, Adem Laiş var, Necip var. Yani 7-8 tane oyuncumuz. En kalabalık yerimiz orası. O yüzden orada formayı almak biraz zor. Yani biraz şartları zorlamanız lazım orada formayı almak için. İnşallah Adem de yakın sürede o dediğimiz seviyeye gelirse tabii ki takımımızdaki yerini alabilir. Bir problem yok yani. Evet, Adem Laiş, ne diyorsun hocam? Şimdi Sergen Hoca'nın en büyük sorunu, yaşadığı sıkıntı, Sergen, Tümer, Talişka veya işte Sosa gibi oyuncunun şu anda Beşiktaş'ı olmaması. Yani Sosa ve Talişka gibi, Sergen gibi frikikadan atan, işte Tümer gibi yara pası veren, Sergen gibi yara pası veren bir Laiş var. Yani orada belki doğru, Oğuzhan da o işi görebilir ama yani Laiş'i kazanmak lazım. Fakat belli ki sıkıntıları var, sorunları var. Yani biz de medyadan kendisi gibi bir oyuncu, o da koşmuyordu evet. Ya. Yani çünkü niye? Şimdi Sergen Hoca ne dedi? İşte karşımıza kapanan bir takım var. Beşiktaş takımı kadrosuna baktığın zaman kapanan takımı çözebilecek bir oyun yapısı veya oyuncu yapısı sahada yok. Yani oyunu kenarlara indirmeniz lazım. Oradan iyi ortalar yapmanız lazım. O ortalar gelmedi. Kafa vurmanız lazım. Onlar oradan gelmedi. İçeriden delecek, o final paslar atacak oyun gelmedi. Frikik kullanacak alan da işte o sana kazandıracak oyuncu olmadı. Dolayısıyla kapanan takım size avantajlı oldu. 1-0 öne geçtikten sonra da Malatya force etti oyunu ve öne çıkmaya başladı. Bu sefer de Beşiktaş kapanan bir takım görüntüsü verdi. Bu sefer kontratakla Beşiktaş çıkmaya başladı. Yani Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı kilit oyuncu, oyunun kilidini çözecek, açacak oyuncu eksikliği. Bunu Beşiktaş takımı daha önce birçok oyuncuyla beraber yapıyordu ama şu anda çektiği sıkıntı bu Beşiktaş takımının. Zorlanacaktır yani Beşiktaş takımı birçok maçı kaybedebilecek şekilde oynayacaktır. Evet, şimdi Beşiktaş'tan Trabzon'a geçeceğim. Çok enteresan. Önce bir antrenörle başladı. Sonra onun yardımcısı geldi. Sonra onun bir daha yardımcısı geldi. Bugün hatta bir espri yapmış bir Trabzonlu abimiz. Diyor ki Newton'un yardımcısı kim, onu getirin de rahatlayalım diyor. Diye bir espri yapmış. Yani geçen seneki takımdan Sosa, Novak ve Sörlot'un gitmesiyle mi bu hale geldi Trabzon? Tabii yani bir oyuncu. Yani tabii burada da Trabzonspor'un eski bir teknik direktörü olarak da hem soruyorum yani Trabzon'u biraz açaraktan. Ne diyorsun yani hocam? Ya şimdi bir oyuncu çok oyuncu tabii yani bir gol kralı gidiyor. Bir en çok asist yapan oyuncu gidiyor. En çok atağa katılıp savunmadan gol yapan Türkiye liglerinde bir sol bek sizden gidiyor. Ve bir stoper de gidiyor yani Da Costa da gidiyor orada. Trabzonspor bir de oynamayan oyunculardan alıyor. Daha çok kiralık gitmiş, takımında oynamayan oyuncuları alıp getiriyorsunuz. Ve iyi sonuçta almayınca yani mesela Beşiktaş ilk maç 3-1 yeniliyorsunuz. Moral bozukluğu, ondan sonra beraberlikler, mağlubiyetler. Yok, sonra. Ve dalgalanma yaşıyorsunuz.
Bu asistan bir hocayla da devam etmek. Bu geçen sezondan başladı zaten. Yani Hüseyin hocayla devam etmesi normalde aslında kabul edilir bir durum değil. Çünkü şampiyonluğa gidiyorsunuz ve önünüzde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe yok. Sadece Başakşehir var. Yani Trabzonspor'a sunulmuş şampiyonluk var. Şimdi bu sene ne oluyor? Yine asistan hocayla başlıyorsunuz. Bu oyuncular yok. Yani takımı taşıyacak. Hocam şöyle lafını kesiyorum da bence Trabzon'u şu yanılttı. O Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı ya Newton. Zannettiler ki işler öyle gidecek. Yani ama o geçen seneki oyuncuların katkısı. Katkısı vardı. Katkısı var tabii. Yani, değil mi? Tabii, kupayı alınca Newton'da devam edelim dedi. Ama doğru bir tercih değildi zaten. Ya zaten bir hoca en güçlü oyuncusu kadar güçlü hocadır veya iyi hocadır. Bunu Acı yapmıştır Türkiye'de, bunu Alex yapmıştır Türkiye'de, bunu Hami yapmıştır Türkiye'de, Talişka yapmıştır Türkiye'de. Sergen Yalçın yapmıştır Türkiye'de, Tümer yapmıştır Türkiye'de. Yani bu bütün takımlarda böyledir. Siz şimdi Charlotte gol atıyordu, hoca iyi görünüyordu. Ama olmayınca şimdi orada hoca becerisi lazım. Veya onun yerine koyacak olduğu oyuncuyu bulma becerisi lazım. Dolayısıyla bunlar Trabzonspor'da sorun yaşadı. Bir de Trabzonspor'da yönetimsel anlamda mesela o dönem şampiyonluk gittiği zaman Trabzonspor bir silkeleme dönemi yaşaması lazımdı. Bir yeniden bir ya yönetimi değiştirmesi lazımdı başkanın ya yeni yöneticiler katması lazım. Çünkü şampiyonluk gitti. Sonuçta burada bir aklanıp tekrar bir hamle yapacak. Güven yani bir güven ayağına almak lazım. Bir adım geriye atmak lazımdı. Tekrar hamle yapabilme adına. Ve ikinci bir şey de belli oldu ki artık scouting grupları çok önemli takımlar için. Yani giden oyuncuların yerine bakmıyor. Alanyaspor şimdi. İrili ufaklı 15 tane oyuncusu gitti. Hocası gitti. Yeni asistan bir hoca gelmesine rağmen takım neredeyse lider gidiyor. Niye? Çünkü scout ekibi çok güçlü. Oradaki scout ekiplerinden bir tanesi ben de Trabzonspor'da sportif direktörken benim ekibimdeydi. Güney Amerika'yı çok iyi biliyorlar. Oraya gidiyorlar. Şimdi konuşlandılar orada. 14-15 tane oyuncu gitmesine rağmen aldılar, getirdiler, koydular oyuncuları. Şimdi oynatıyorlar. Ne diyorlar? Bak siz oynarsanız ucuza giriyorsunuz ama biz de oynarsanız Galatasaray'a gidiyor bizim oyuncumuz, Fener'e gidiyor bizim oyuncumuz, Beşiktaş'a gidiyor. Şu kadar da para kazanıyorsunuz. Bu sizin işinizi kolaylaştırıyor. Yani bugün artık kulüplerde oyuncu bulma çok değerli hale geldi. Yani oyuncuyu satabilirsiniz. Ama onun yerine bulacak olduğunuz oyuncu çok önemli. Trabzonspor bugün yani borcunu... Yani artık gidip Falcao'yu almak çok önemli bir iş değil. Değil. İşte Falcao'nun yerine kim oynattınız bu hafta? Falcao'yu yoktu. Çakne'yi oynattınız. Olmadı. Bak ne kadar zorlandınız. Yani şimdi Charlotte gitti. Charlotte'in yerine oyuncu buldunuz. İlk maçta belki iki gol attı ama ondan sonra durdu. Demek ki olmadı yani. Belki evet. Olacak. Belki ondan da iyi olacak. Ama onu işte o hazır halde oynatması gereken bir ortam oluşması lazım. Bunlar tabii Ömür orada kenarda oynar mı? İşte santrafor kası oynar mı? Topu nereden alması lazım? Nereye hareketlenmesi lazım? Topu alırken adam geçmesi lazım. Bunlar çok önemli Ayan, şeyler. Trabzonspor teknik direktör arıyor. Ne diyorsun yani sen şu aşamada? Hocam sizle hiç görüşüldü mü? Yok, ben de hiç görüşme yapmadım. Evet, yani Trabzonlu bir hoca var ama ben Trabzonlu bir hoca ile görüşmüyorlar. Mesela abi, Tamer Tuna'nın adı geçiyor, efendime söyleyeyim. Abdullah Avcı bana göre olmadı. Abdullah Hoca meselesi kapandı bence. Tamer Tuna'nın adı geçiyor. Mustafa Reşit Akçay'ın adı geçiyor. Mustafa Reşit Akçay ile ilgili bir açıklama yaptılar galiba ya. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Tabii, olmadı. Diye. Ortaya atılan isimler. Şotan'da da ortaya atılıyor. İşte ortaya atılıyor. Ünal Hoca'yı istiyor diyelim taraftar ama Ünal Karaman'ın bu yönetimle çalışma şansı sıfır. Yani çalışamaz. Çalışmaz yani. Ben de eğer çalışırsa o zaman ben buradan şöyle derim bir futbol adamı olarak. Madem çalışacaktınız adam neredeyse şampiyonluğu yakalamışken bu kadar yaklaşmışken Giri Hoca'nın da dediği gibi Fener Galatasaray Beşiktaş yok. Hiç ortalıkta. O zaman seyircisiz olmaz bir Başakşehir. Yani. Değil mi hocam? Şimdi bir yani bu ne Paris bunu lanet tursa tam o zaman söylenecek bir şey. Yani taraftar herhalde bence o isimleri atıyor. Yönetim de, Ünal Hoca da. Şimdi bu siyasette de var.
kulüplerde de çok var. Bir kere ne oluyor biliyor musun? Biz üçümüz bir kulüpte yöneticiyiz. Bir hoca alacağız. Sen diyorsun ki Ünal hocayı alalım. Ben diyorum ki Fatih hocayı alalım. Senin Giray hoca da Sergen'i alalım diyor. Bunu kim o içimizden hangimiz daha güçlüysek, başkan hangimiz daha yakınsak, bizi hangimizin kulis faaliyetleri daha üstünse onun dediği oluyor. Bu sefer söylediği olmayan kendi takımına muhalif oluyor. Bir mağlubiyetten, bir beraberlikten ben demedim mi diyor. Ben demedim mi hocam bunu almayalım diye diyor. Yani bu işler var ya o kadar zor ki. İşte Fenerbahçe'nin de Emre, Volkan, bir de Volkan şey var. Ballıoğlu muydu? Ballı. Volkan Ballı bir de o da var. Ondan sonra Erol Hoca şimdi ilişkiler gerçekten katılıyorum ben de. İlişkiler eğer çok güzelse ki şu anda çok iyi ama bir hesapta olmayan mağlubiyet, bir üçlükler kendi aralarında bir mağlubiyet veya Anadolu takımlarından birine 3-0, 4-0 mağlup olmak, kendi sahanda yenilmek ya da deplasmanda 3-4 gol yemek bile o ahengi bir anda bozabiliyor. Önemli olan bu yakalanmış olan düzeni kayıpsız olarak devam ettirebilmekte. Ama Trabzon işi çok zor. Yani teknik direktör, yeni zor. Gelen teknik direktörü bir kere taraftara beğendiremeyecekler. Bu çok büyük bir handikap. Yani çünkü seyirci bence kim gelirse gelsin bir şey takacak, kulüp takacak. Zor şehir tabii. Şimdi hocam takılıyor ya. Takılıyor ya. Evet. Muhakkak bir şey buluyorsun. Ya şimdi Trabzon'da Suat Hoca çalıştığı dönemlerde, Özkan Hoca, Şenol Hoca çalıştığı dönemlerde dahi. Yani hep eleştirildi. Ben de 90 dakika işte ıslanırdık. Lider olmamıza rağmen ıslanırdık. Yani biz 4-5 hafta lider gittik. Buna rağmen insanlar istifa diye bağırıyordu. Yani zor bir şehir Trabzon'un şehri. Hele kendi insanına daha hoyrattır. Dışarıdan geleni kabullenir ama yani kendi çocuğunu bilir. Yani bu Brezilya'da da böyledir. Yani Zico'yu Brezilya'da tanır insanlar. Der ki ya bu Zico bizim daha dünkü çocuğumuzdu. Bu gitti Türkiye'ye ayağa kaldırdı. Dünyaya ayağa kaldırdı. Halbuki kimse bilmez ki Zico da orada yalın ayak dolaşıyordu. Yani insanlar böyle değerlendirmemek lazım. Yani şimdi Atatürk'ün ilkokul hocası diyebilir mi? Ben daha iyi kurtardım bu ülkeyi. O Atatürk oldu. Yani sen ilkokul hocasıydın diye daha mı kurtarırsın bu ülkeyi? Yok öyle bir şey yok. İnsanlar böyle kabullenmek lazım Trabzon'da. Kimle şampiyon oldun? Trabzon'un yerli hocalarıyla şampiyon oldun. Tabii. Yabancı hocayla oldun mu olmadın. Kimle şampiyon oldun? Trabzon'un çocuklarıyla şampiyon oldun. Peki Trabzon'dan çıkan hocayla dünya üçüncüsü oldun. Trabzon'dan çıkan başkanla dünya üçüncüsü oldun. Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Bey'le beraber. Trabzon'dan çıkan bakan vardı ya Faruk Bey, Özer, değil mi? Evet. Yani bu şehir bu kadar insan çıkartmışken hatta şu anda borçlarını Trabzon'dan çıkan çocuklar da ödüyorsun. Yani yazıcıyı sattın, şimdi Ömür'ü satacaksın, yarın Parmağı satacaksın, Uğurcan'ı satacaksın. Belki borcunu ödeyeceksin. Bunlar nereden geldi? İşte Sadi Hoca, Allah razı olsun. Trabzonspor altyapısına bak şimdi o da yok. Yani böyle bir insan ya sihirbaz gibi oyuncu çıkartıyor. Yani niye bunları boş verirsiniz? Yok. Yani İnsanların yürüyüşüyle, yemek yemesiyle veya konuşmasıyla yaptığı işi nasıl değerlendirebilirsiniz? Yani bir şoför oluyor, otobüsün şoförü oluyor. 100 tane profesörü taşıyor adam. İlkokul mezundur. Ama o otobüsü kullanma mahareti yani, vardır, yeteneği vardır adamın. Şimdi yabancılar uymuyor. Yabancıdan para kazanamıyorsunuz ki Faik abi. Yani, yabancı hoca da uymuyor. Yabancı hoca da uymuyor şehire. Şimdi... mesela zamanda Sunderland mı bir şey geldi? Sunderland vardı, Biskup vardı. Brams vardı. Gerçi biraz Brams başarılı oldu galiba. Likens vardı. Brams çok başarılı oldu. Ben hem Brams'ın yardımcısıydım hem Likens'in yardımcısıydım. Yani ama Trabzonspor bize yatırım yaptı. Mesela bana 10 yıl Trabzonspor altyapısı, 2 yıl ikincilik hocalığı, 3 yıl yardımcı hocalık, 1 yıl beni İngiltere'ye gönderdi Trabzonspor. Niye? Ona katkı sağlayayım diye. Sonunda Mehmet Ayılmaz takım küme düşerken beni Konyaspor'dan kopardı. Dedim ben gelemem. Dedi ki ben bugünler için seni gönderdim İngiltere'ye. Daha ne için gönderdim? Bugün bizi gelip kurtaracaksın. Ve ikinci sene ben şampiyonla oynadım. Ama buna rağmen seyirci bağırıyor. İşte başkan seçim kaybetti. Ben de ayrıldım. Bir lira da para almadım.
Ama Trabzonspor'u 3 defa federasyona şikayet edenler 4. defa geldi Trabzonspor'a. Böyle böyle bir yer. Evet, böyle zor işleri. Başakşehir deyince bu sene kötü başladı, iyi gidiyor. Konya'yı yendiler bu hafta Konya'da. İyi kadrosu var, iyi oynuyorlar. Konya'nın da tabii çok kısıtlı bir kadrosu var. İsmail Kartal maçtan sonra dert yanmış ama tabii şartları bilerek geldi o da yani. Konya'nın kadrosunun. İsmail'i ben çok beğenirim. İsmail mesela oyuncu seçimi çok iyi olan bir hocadır. Araştırır, bulur. Yani ben çalışırken de Brezilya'ya giderdi İsmail. Oradan bana oyuncu gönderirdi. Yani bak hocam ben şunları tespit ettim. Senin de şunlarla ilgilen diye. İşiyle ilgili çok güzel bir çocuktur iyi. Ama tabii sezon başı transfer yapmak lazım. Tabii orada evet. Bülent Hoca vardı yani Konya'da. Tabii son dakikada oldu. Dolayısıyla o 4-5 hocanın içerisine Konya'yı da eklemek lazım. Bülent Hoca oradan da ayrılmıştı. Tabii. Konya takımı farklı bir oyun tarzı olan bir Konya Spor var. Ve Türkiye Kupası kazandı. Belki çok da zararlı oldu sanki Konya Spor. Ondan sonra bir ivme aşağıya doğru gitti. Seyircisiz oynaması da tabii faktör. Seyircisiz oynaması bir, tabii olumsuz. Bütün kulüpler için olumsuz. Ama ben Türkiye liglerinde iyi takımlar var. Yani olabilecek takımlar var. Mesela dün seyrettim Rize Spor, Kayseri Spor maçı. Müthiş bir maç oldu. Çok güzel. İyi ama bak Kayseri Spor hocası ayrıldı. Belki 3 hafta önce Rize Spor hocası ayrılacak. Bir de yani oyunun büyük bölümünde çok pozisyona girdi. Tekrar oynadı. Tabii bayağı. Yani ben hep şunu söylüyorum hocam. Türkiye'de maalesef bizim futbol sever önce skorboard'a bakıyor. Evet. Sonra puan cetveline bakıyor. Ondan sonra diyor ki Ahmet dursun. Seba gitsin. Evet. Bu kadar basit. Hocam ben size biraz önce de söyledim. Şimdi taraftar, şehir, Kayseri Spor hoca alıyor. Şimdi istiyor ki Kayseri Spor en popüler Türk hoca kimse onu alsın veya yurt dışından gelecekse herkesin o maça giden Trabzonluların, maça giden Malatyalıların, maça giden Kayseriler, bir de maça gitmeyenler var. Onlar da işte konuşurlar bir şeyler ama bu takımlarını sevip sürekli her hafta maça giden insanlar alınan hocada mutabık olmaları lazım. Yani evet biz bu hocayla olur demesi lazım. Şimdi mesela Bayram hoca oldu. Zaten Bayram'ı pek de tanımayabilirler değil mi hocam şimdi? Yani öyle. Zaten Türkiye'de yöneticiler antrenör tanımıyor. İşte, hoca tanımıyorlar. Evet tanımıyor. Yani aslında 5 tane yönetici olsa, 5 tane profesyonel hocam, olsa kulüplerde yönetici konuları hatası deşme, olmayacak yani. Konuları dışına şimdi. Çıkartma değil bizi şimdi. Yani? Şimdi birileri söylüyor. Adam diyor ki kim bu nerenin hocası? Daha önce nereye çalıştırmış? Göztepe'yi. Oradan da gitmiş adam. Ya bir şey oluyor. Kim aldırıyor? Nasıl aldırıyor? Bayramı da bundan sonraki antrenörlüğü için dizisi yayından kaldırılan oyuncular gibi. Yani 3 maç sonra gitti. Öbür taraftan da aynı sadece şekilde Bayram gitti. Sadece Bayram değil işte Tamer Tuna var. Ondan ya sonra Tamer Tuna'nın gitmesiyle bugün şeyin gitmesi, Kasımpaşa'nın hocasının gitmesi onlar farklı. Mesela ben Tamer Hoca'nın konuşmasını dinledim maçtan sonra. Zaten bir yerde de okudum. Bana çok mantıklı geldi. Tamer Hoca diyor ki maç sonu konuşmasında 5-1 yenildiler. O maçtan sonra diyor ki eğer diyor bir kulüp şampiyonluk lafı ediyorsa, işte üst sıralara oynama lafı ediyorsa, onların kulüp olarak benim de hoca olarak aynaya geçip kendimize bakmamız lazım diyor. Demek ki böyle bir konular olmuş. Demek ki bir hoca bir terleyip toparlayıp bir şampiyonluğa mı oynasak gibi bir cümleler kurulmuş, bir şeyler olmuş. O da yani ben bu 3 tane 18 yaşında küçük çocuk soktum oyuna diyor o maçta. 5-1 yenildiği maçta. Bir kişi de atıldı ya. Ondan sonra 3 tane ya bu 3 tane 18 yaşındaki çocukla mı ben diyor. Şampiyonlar iyi bir takım olacağım, şampiyonluğa evet, oynayacağım. Bir ara daha vereceğim ama bu konuya devam edeceğiz. Çünkü benim de bununla ilgili söyleyeceğim bazı antrenörler var. Yani neden seçiliyor, niye seçiliyor, kriterler ne? Onları da konuşalım. Çünkü şu anda 7. haftada 4 tane antrenör gitti. Sırada da bir sürü antrenör var. Evet, kısa bir aramız var.
Aradan sonra da evet, antrenörlere, giden antrenörlere konuşuyorduk. Sırada kim var sorusu geldi. Mesela ben bu sene başında Mert Nobre'nin, yani bilmiyorum, iyi bir santrafordu, iyi bir insan olabilir ama Mert Nobre'yi tercihini Gençler Birliği'nin nereden yaptığını ve geçen sene kıl payı kümede kalan takımların bu tercihleri neden yaptığını anlayamıyorum. Şimdi Mert Nobre Süper Lig'de ilk defa bir deneyim yapıyor. Şimdi yani bu Gençler Birliği takımı, buyur Mert Nobre'ye sen burada stajını mı yap dedi yani. Şimdi bir Beşiktaş galibiyeti olmasa, yani nasıl olduysa bilmiyorum, bir Beşiktaş galibiyeti var İstanbul'da. Beşiktaş galibiyetini düşersek Gençler Birliği'nin şu andaki puanı 2 idi. Yani Beşiktaş'tan şu anda 5 puanı var ama tek galibiyeti İstanbul'da Beşiktaş'a. Yani Mert Nobre, Denizli'nin antrenörü, durumunu bilemiyorum tabii, bir maç. Mert Nobre geçen sene yardımcı hocaydı. Yardımcı yani hoca. Birincilikte de, yani birincilikte yardımcı hocaydı. Hiç hocalık yapmadı. Hocalık yapmadı işte, evet. Onu diyorum hocam. İlk defa Süper Lig'de ilk birinci deneyimini Gençler Birliği'de ve kulübü Gençler Birliği. Geçen sene hani mesela Alanya gibi oturmuş bir kadrosu olur. Başarılı olur. Güvenir kendisine yönetim. Ya zar zor kümede kaldılar ya. Rahmetli Nur İçinde Yasin İnan abinin. Ligi adını verdiği sene küme düşürdüler ya Gençler Birliği'ni. İlhan Cavcav sezonunda küme düştü Gençler Birliği. Tarihinde bir leke ya. Hocam. Ve şimdi gidiyor Mert Nobre. Tamam, iyi insan olabilir. İyi santrafor olabilir ama iyi antrenör müdür yani? Mesela ben kusura bakmasınlar, Kayseri Gençler Birliği'nin antrenörünün durumu tehlikeli. Ankara Gücü'nün antrenörünün durumu tehlikeli. Erzurum Spor, Şifo Mehmet'in gidişatı tehlikeli buluyorum. Yani adaylar arasında kusura bakmasınlar ama yani çünkü tablo, ha neden adaylar arasında? Şimdi biz de bunu söylerken antrenörlere karşı bir tepkimiz yok. Çünkü yönetim oturuyor, bunları getiriyor. Sonra diyor ki nereden, takımın hepsini kovamayacağına göre diyor ki biz antrenörü bir yollayalım. 3 haftada böyle idare ederiz. Yeni gelen olursa olur diyor. Öyle değil mi? Evet, yani şimdi antrenörün de çok günahı yok mu işte tam ama. Tam da öyle oluyor. Kendi inisiyatifleri dışında gelişiyor olaylar. Sonra ikinci sefer kendi istediklerini daha önce konuşup başka nedenlerle alamadıklarını, mesela birçok televizyoncuya soruyorlardı. Birçok teknik direktörlere ben antrenör sorulduğunu biliyorum. Yani büyük takımlarda çalışan Türk teknik direktörlere ilişkileri iyi olan Anadolu kulüplerinin başkanları veya yöneticileri bize kimi önerirsin, kimi alalım diye sorduklarını biliyorum. Siyasi mesela bir şehrin milletvekili de o ya da tabii o her dönemde var. Yardımcı olmaya çalışıyor. Olabilir ama. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Nasıl oluyor biliyor musun? Sen Sivas milletvekilisin. Ben de seni tanıyorum. Diyorum ki aramızda çok iyi. Ya beni Sivas Spor Hoca yapar mısın diyorum. Sen de Sivas Milletvekili'nin Sivas Spor Kulübü'yle herhalde bir başkanıyla bir arkadaşlığı, dostluğu olabilir. Ya da hani işte Sivas... Ya da saygı gösterir başkan Sivas Milletvekili. Tabii bir rica olmaz mı abi? Rica, sen şimdi Faik Çetin olarak senden birisi yapabileceğin bir şeyi rica etse yaparsın herhalde. O da Sivas Spor'u hoca olmak istemek ne demek? Böyle bir şey yapmam da dediğim bir şey. Abi şimdi bak şöyle yapabilirsin. Mesela Sivas Spor'a ben hoca olmak istiyorum. Yani Sivas Spor'a faydalı olmak... O zaman televizyon programı bırakırım, ben menajerlik soyunurdum. Ben kendime, hayır ben kendime güveniyorum. Sivas evet. Spor'a hoca olmak istiyorum. Ama dediğin şartlar senden tabii olabilir. Senden de yardım istiyorum. Diyorum yapan televizyon bana yardım eder misiniz diyorum. Ben Sivas Spor'a hoca olayım, sizi mahcup etmem diyorum. Kime diyorsun bunu? Bakana söylüyorum. Ha, hayır, bana diyorsan Allah'ın selameti üzerinde olsun derim ben. Yani ben de. Yani bu böyle ama şeyler. Ama tabii belki bunları yapanlar da var. Yani abi, ben televizyon ya programları şimdi, yapıp sonra menajerlik hayır, yapanları sadece da sadece bu değil ki. Mesela milletvekilinden başka bir şey de istiyorsun. Senin şehrinin. Ya olabilir yani benim siz biliyor musunuz abi mesela benim bildiğim birkaç tane benim de tanıdığım abilerim vardı. Milletvekillerinin şeyleri oluyor. Bir
büroları, ofisleri var. Mesela nerenin, işte Karabük'ün milletvekili ofisi var adamın. Gidiyorsun diyorsun ki ben öğretmenim, atama yapamadım. Bana yardımcı olur musun diyor. O da o şehrin diye sana yardımcı olmaya çalışıyor. Gayrimeşru bir şey yok ki abi bunda. Ya olabilir tabii de. Gayrimeşru değil yani. Ama yani bunda, takım yani diyor onun ki ben size oy verdim. Bizim de milletvekilimizsiniz. Tamam da şimdi bu işler ince onun bunun tavsiyesiyle. Babam antrenörü... da sizin çocukluğunuzu bilir diyor. Ben bilmem gene kimin... şeye geliyor iş yani profesyonellerin kulüplerde yer almamasına geliyor. Evet. Yani profesyonel insanlar şimdi diyelim ki biz üçümüz bir takımın yönetiminde olsak. Herhalde futbol oynamamış yöneticilere oranla daha net kararlar veririz ve daha iyi hoca seçimi yaparız. Hocam onun değil için o, böyle şeyler söylediğiniz zaman ben çok üzülüyorum. Çok mücadelem var benim böyle. Onun için futbolcudan gelmiş bir tane yönetici var mı abi? Ne milli takımda var, ne kulüplerde var. Varsa bana bir dakika ya, var de. Var Selim Soy'dan var. Tamam mı? Yani var... Hamit Altıntop var. Siz hiç Hamit Altıntop'un ön planda olduğunu, bir demeç verdiğini gördünüz mü? Yani dostlar alışverişte görsün diye Hamit Altıntop orada. Yani aslında orada mesela Ali Düşmez de, Yılmaz Büyükaydın da bunlar da futbol oynamışlar. Ama dediğin gibi yani ön plana çıkıp baskın olmak lazım. Yani orada abi, karar biz bunu, bunlar bak buralarda konuşma, zaman zaman geçen hafta da böyle bir gene benzer konulara girdik. Şimdi burada eski futbolcunun böyle bir talebi yok. Ben dedim ki yapalım, biz yönetelim futbolu. Bize yönettirmez abi dediler devler. Programdan önce konuştuğumuz devler. Bize yönettirmez. Dedim ki biz sormayacağız ki. Biz yöneteceğiz. Hepsi en azı 75 kere milli olmuş adamlarla konuştum bunlar. Türkiye'nin göz bebekleriyle. Herkesin kendi tuzları kuru, kendi... Abi... Razı, alan razı, satan razı. Ne i̇şte, yaparsan yap, yıllardan önce da, de böyleydi. O zaman da adam bilmiyor kimi alacağını. Yani. Bilmiyor. Birisi diyor ki Mert Nobre'yi al diyor. Bir kere bir altyapıda hocalık yapacaksın. Abi herkes bir... hata yapıyor. Fenerbahçe iki senesini boşuna harcamadı mı ya Sayın Ali Koç'la beraber? Yani Fenerbahçe'de gitti, Hollandalı teknik direktörler aldı, Komoli'yi aldı. Mesela tamam da ne diyorsun burada, iki senesini boşa harcamadı mı diyorsun ama. Nasıl? Boşa harcadı işte iki senesini. Harcadı ama şimdi şu var. Mesela ben Komoli bana bir dosya getirse. Mesela herkese örnek Frey diye bir futbolcu var Fener'de. Frey önüme gelmiş. Dosyasına bakıyorum ben. Türk bir yöneticiyim, Fenerbahçe'de yöneticiyim. Bakıyorum 24 yaşında adam hiç milli olmamış. Hadi kardeşim derim. Bu kadar. Daha gerisi ne oynamış ne oynamamış önemli. 24 ama yaşında Ali Koç, hiç milli olmamış. Efsane Faik Çetin'e. Buna 2,5 milyon euro şey verdiler, bonservis verdiler. Efsane bak Fenerbahçe'nin bu pozisyonda olmasının en büyük nedenlerinden biri Emre Belezoğlu abi. Tamam mı? Emre Belezoğlu, Volkan, kaleci Volkan ve Erol, bu iş böyle abi. Benim inancım bakalım, bu şekilde abi. Bakalım şimdi o konuyu bu konuşacağız. Hafta arasında abi. Sayın Ali Koç bir basın toplantısı yaptı ve Emre Belezoğlu'nun sportif direktörlüğünü açıkladı. Bir izleyelim o toplantıda neler olmuş, neler yaşanmış, neler demiş. Sonra üzerine konuşalım. Hocam, şimdi ben Selçuk Şahin'i yani evet. Kayıtsız şartsız ben de alırdım oraya. Alırım abi. Çünkü çocuk 10 sene, 10 küsür sene orada top oynadı. Aslında ve gittiği her yerde de formasının hakkını verdi ama tam aksi Fenerbahçe'de onun işleri çok iyi gitmedi. Yani tabii. Çok mükemmel oynamadı abi. Oynamadı. Ama kaldı Fenerbahçe'de. Ben Selçuk'u İstanbulspor'da bir sene onun işte hasbelkader bir yönetici pozisyonundaydım. Oradan tanıyorum. Çok severim Hataylı. Bize son senesi de Hataylı zaten. Mükemmel goller de atmıştı o zaman. Yani çok da hala da yazın falan işte Çeşme'de orada burada karşılaşıyoruz. Bana da son derece sever ve saygılıdır. Evet. Sevdiğim bir son, kardeşim. Son bölüme geliyoruz. Fenerbahçe iyi bir şey yaptı yani. Yaptı, yapması evet. Gerekeni Sayın Başkan Komoli falan dedin ya. O zaman böyle bir şey yapsa o zaman ama o da Komoli'ye inandı herhalde. Yani öyle bir
İşte CV'si var ki adamın. Ama yani inanıyorsun. Nasıl olduysa bu iş, nasıl olduysa olması gereken oldu şu anda. Evet. Şimdi son bölüm dedim hocam. Bizim ciddi sıkıntılarımız var Türk futbolunun. Artık Avrupa kapıları yavaş yavaş bize kapanıyor. Yani önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne biri direkt gitsin. Efendim söyleyeyim ikinci ön eleme oynasın. Artık şampiyonlar falan da ön eleme oynayacak. Ülke puanlarının çok gerisindeyiz. Milli takımlar da şu son Avrupa Ligi'nde başarısız. Başarısız sonuçlar aldı yani sonuçta başarısız. Tabii biraz da kura şanssızlığı mı? Başakşehir öyle bir gruba düştü ki yani ne yapsın yani diyorum bazen de. Yani mesela son maçta çok iyi oynadı Fransızlara karşı ama tabii ki futbol sonuç oyunu. Hocam benim bir hakkımı ver Allah aşkına ya. Ne gibi? Şimdi Leipzig maçı oynanmadan önce biz burada programdaydı. Evet dedin. Okan Hoca konuşma yaptı. Dedi ki elimizden gelenin en iyisini yapacağız dedi. Ben de onu şöyle tercüme ettim. Ya biz bu takımları yenemeyiz. Bunlar bizden çok güçlü. Ama biz de kanımızın son damlasına kadar akıtacağız. Neticede de öyle oldu. Leipzig 2-0. Ben seyrettim. İki maçı da. Hocam seyretmemiş de olabilirsin. Seyrettin mi? Ya Başakşehir iyi oynuyor. Adam geliyor golü atıyor. Başakşehir iyi oynuyor. Adam geliyor golü atıyor. Visca 4 tane ceza sahasının üzerinden kaleyi tutturamadı. Yani spiker maçı anlatan spiker de diyor ki işte biraz ama daha iyi vuracak. Trabzon maçında mı hangi abi maçta? Biraz daha iyi vuracak ya. Ben peki bir şey söyleyeyim. Peki söyle aynı Visca Trabzon maçında çatala taktı topu. Hocam ama yani nasıl oluyor? Paris Saint-Germain maçında takamadı abi. Tamam da yani ne burada? Fark ne abi? Fark orada üstün oyuncular var. Tık bir şey yapıyor adam atıyor golü. Yani hayır, atıyor. Visca orada diyorsun ki kale 4 topu attıramadı. Burada da her topu gol yapıyor. Nasıl oluyor yani? Psikolojisi farklı o maçlar. Psikolojiyle yani mi ilgili psikolojisi yani? Psikolojisi farklı. Şimdi Paris Saint-Germain'e karşı oynuyorsunuz. Trabzonspor attı 3. gol. Vurdu. Tavana evet. Takıldı. Ama şimdi orada da öyle şimdi oyuncular... Manchester maçı var mesela şeyin. Hocam. Ama Başakşehir bir... pas oyununu iyi yapıyor. Hocam bir şey söyleyeyim mi? O Trabzonspor'da tavana vuran gol var ya öyle gol yok abi. Evet. Vallahi yok. Oradan vurulmaz zaten. Yok abi. Öbür evet. Köşeye evet. Vur. Beklemez atsın. Zaten. Tabii canım yani yakın ama köşe. Ama çok sert gitti. Tabii yakın. Yani, yani. Evet. Öyle Kasımpaşa'nın şey da attığı birinci gol öyle. Evet. Yani ona benzeri. Ha, o öyle... daha uzaktan daha net daha ayağın üstüne. Ama gelişine yani, vuracağı belli evet. Yani. Evet. Yani biraz ama da böyle. Ama golcü ben golcü bu şeyin belki konunun dışına çıkacağız ama o Rize Spor'un santroforunun. Öyle mi? Antalya kimi Antalya Spor attığı gol. Evet. Öyle mi? O bayağı atıyor çocuk işte. Yani bu hafta attığı gol. Ama o da mesela gol de çok bir transfer becerisi. Yani onu tabii, oraya getirmek tabii, Rize'ye. Tabii tabii onu Fransa'dan kopartıp geleceksin. Evet. İngiltere'de oynamış Fransa'da yani oynamış. Bu bir transfer becerisi. Abi, kim yaptıysa öyle. Tebrikler yani. Müthiş. Ve takımı götürüyor. Onu geçen sene altlar dedik. Belki ya orada işte şeyin. 30, oynayan oyuncuydu bir de. Yani mesela Thomas'ın oradaki katkısı evet. Olabilir transferde. Yani. Çünkü hem Türkiye'yi bilen Fenerbahçe Galatasaray'da oynamış. Hem Türkiye'yi bilen bir insan. Hem de yurt dışında tabii Hırvat milli takımında oynamış bir insan. O bakımdan. Vardır tabii tanıdıkları var. Tanıdıkları scout ekibi arkadaşları evet. Vardır. Ne olacak şimdi bu Türk futbolunun hali? Türk futbolunu daha değişik şeyler bekliyor abi. Sadece bu sonuçlar anlamda işte evet. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Kupası'nda veya Avrupa Ligi'nde oynayacak olduğumuz milli takım bazında söylemiyorum. Türk futbolunun büyük problemi şimdi ödemelerle ilgili. Yani yayıncı kuruluş artık dekoder satamıyor. Futbol Federasyonu eğer yanlış duymadıysam bu alacağına karşılık protesto çekmiş herhalde. Tamam canım iddianame çekti de parası yoksa benim param yok diyor. Ne olacak? Ne yapacaksın? Bizim teminat vardır. Evet. Teminat vardır. Teminatı çözdürürsen. Hocam. Yaptırır hocam. Ama şimdi siz liginiz bir pandemi süreci yaşanıyor. Liginiz iyi bir lig değil. Yani biz eskiden Avrupa'da 5. lig diyorduk ama şimdi 7. 8. lig olmaya başladık. Yani Belçika Ligi artık bizim tabii. Önümüze geçti. Dolayısıyla bir de şu var. Allah aşkına yani şu 3 takımın küme düşürülmeme hadisesini kim çıkarttı? Hangi aklı selim çıkarttı? Yani ben bunu çözmüşüm. Doğru bulmuyorsun. Abi bak, futbolu öyle baltaladın ki
3 tane yukarıya para fazla gidecek. Bırak onu. Hakemlerin, gözlemcilerin, seyahatlerin, işte nakden yayın araçlarının gidip gelmesi, personelin gidip gelmesi tamamen yayıncı kuruluşa büyük. Bu yayınları satın alanlar da büyük. Dağıtılacak para. Sen şey yapmıyor, ligin para yapmıyor. Zaten Türk futbolcusu yok. Nasıl kulüpler birliği çözecek. Türk futbolcusu yok. O gelen 3 takımın paralarını biz vermeyiz diye kulüpler birliğinin açıklaması var. Yani şimdi alt ligi, bu alt ligi 18'e çok, bölünürken gelir, 21'e bölmeyiz diyor kulüpler tabii, birliği. Tabii. Alt ligi çok diyor kalitesiz da, bir hale getirdin. Ki. Birinci ligi yani çok kalitesiz bir hale getirdin. Evet. Ve yukarıda şimdi 21 takım. Her hafta bir takım bay. İşte bugün kim söyledi? Sen mi söyledin bay kimdi bu hafta diye. Evet. Yani kimse bir şey bilmiyor. Bunu takip etmez zor. Yani baylılık oynanır mı? Oynat 22 bari yap. Evet. Oynan. Zaten Adana oynamasın Spor, yani. Adana Demirspor çok bastırdı. Ne fark ederdi? Yani her hafta bir takım bırakırsın. Bir tane de çıkart. Bir tane de çıkart oynasın. Hatta 36 takımlı yap. Ben dedim ki 36 takımlı oynasın. Hocam ne abi yok 150 takımlı yapalım. Şöyle yap abi. Hayır şöyle yap abi. 36 takımlı yap. 18-18 ikiye böl onları. Birinci yarı oynansın. Ondan sonra 18 takımı Süper Lig olarak oynat. Alttaki ligi de birinci lig olarak oynat. Yani daha mantıklı olur. Buradan hiç olmasa bir sonuca varırsın. Şimdi 20 takıma düşüreceksin. 20 takımda bir kambur. Tabii. Zaten para getiremiyorsun. Şimdi bak hocam şeyler mesela Ziraat Türkiye Kupaları başlıyor. Arada Allah'tan diğer takımlar yani bir de Avrupa liglerinde yoklar. Yani Başakşehir'de işte veda edecek büyük ihtimalle. Abi oyuncular sakatlanıyor. Düşen yerde kalıyor. Sağlarının hali belli. Şimdi kış şartları evet, girecek. Ondan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Yani hafta araları milli maçlar olacak. İşte öbür hafta lige ara veriyorsun. Yani paralar haftaya var ödenecek? Bir hafta sonra ara veriyorsun. Paralar nasıl ödenecek Faik abi? Paralar çok zor ödenecek. Satış olmuyor. Ne kadar satamıyorsunuz? Ha bir mesela bir iş yerine satmaya kalkıyorsunuz 60 milyar bir adam bir de ama orada da bir ama orada da bir şey var. Pazarlama hatası var. Yani bir sürü iş yerine maç izlettiren lokanta, restoran tarzı yerlere inanılmaz ben kaç tane arkadaşım var 80 bin lira, 90 bin lira fiyatlar çekiyorlar yani. O paraları nasıl ödeyecek insanlar? Satamayınca oradan çıkartmaya çalışıyorsun. Öyle olmaz ama yani. İnsanlar iade ediyor. Bir de tamamen ben geçen gün isim vermeyeyim eski bir yöneticiyle beraberdim. Hatta Sinan abi de vardı Sinan abi masada. Yani diyor ki bir kere şunu söyledim. Kimse Digitürk'ten yani yayıncı kuruluştan ne aldığını bilmiyor. Birine 59 lira, birine 79 lira, birine 39 lira. Biri adam diyor ki faturaya baktım bu ay 119 ödedim, öbür ay 139. Bir şey de yok. İndirim orta yapılıyor. O indirim ama yok şimdi mesela eski... Biri eski üye 139'a alıyor, yenisini 79'a yapıyor. Yani bir standart da yok. Girmesinde çıkmasında sıkıntılar var. Yani bir sürü hata yaptı yani. Evet. Efendim, süremizi doldurduk. Yavaş yavaş noktayı koyalım. Ayhan Akbin, teşekkür ediyoruz. Hocam, sık sık beraber oluruz artık. Sen hazır Kuşadası'ndan dönmüşken önümüzdeki haftalarda... Ben İlk nöbetçiyim gerçi Sinan abinin yerine. Buradan selam edelim Sinan abi. Sinan abimize de selam edelim. Teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet, bizim stadyumu burada noktalıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın efendim.